Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, hayırlı Ramazanlar, bereketli vakitler diliyorum. Bugünün ayet-i kerimesi yine sıla-i rahimle, hızım akrabalıkla ilgili. Estağfirullah. Vellezîne yasulûne mâ emarallâhu bihi en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yahâfûne sû'el hisâb. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ra'd suresi ayet 21. Bugünün hadis-i şerifi ve manası an Ebi Hureyre'te anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yükrim dayfahu ve men kâne yu'minu billahi fel yevmil âhiri fel yasil rahimahu ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri fel yegul hayran evli yasmut. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalar ile ilişkilerini, bağlarını sürdürsün. Hısım ve akrabasını ziyaret etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Bugünün duası muhterem kardeşlerim. Duaların makbul olduğu bu mübarek vakitlerde ellerimizi kaldırıp Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Amin. Allahümme gfirli hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri. Ve ma ente alemu minni. Allahümme gfirli hezli ve ceddi ve ciddi ve hatayı ve amdi ve kullu zâlike indi. Ya Rabbi hatalarımı, ya Rabbi bilgisizliğimi, ya Rabbi işlerimdeki aşırılığı, israfı, taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin, benim bilmediğim ya da unuttuğum günahlarımı bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, bende mevcut olan bütün hatalarımı ve günahlarımı, yanlışlarımı bağışla ya Rabbi. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem kardeşlerim, bugünkü fetvamız organ bağışı caiz midir? Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde organ ve doku nakli konusunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. İlk müçtehitler ve fakihler de kendi devirlerinde böyle bir mesele söz konusu olmadığı için bu bağışın hükmüne temas etmemişlerdir. Ancak dinimizde kitap ve sünnetin delaletlerinden çıkarılmış genel hükümler ve kaideler de vardır. Kitap ve sünnette açık hükmü bulunmayan ve her devirde karşılaşılan yeni meselelerin hükümleri fakihler tarafından bu genel kaideler ile hükmü bilinen benzer meselelere kıyas edilerek tahriç yoluyla çıkarılmıştır. Organ ve doku nakli konusundaki hükmün tayininde de aynı yola başvurulması uygun olacaktır. Bilindiği üzere insan mükerrem bir varlıktır. Yaratıklar içinde Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu itibarla normal durumlarda ölen ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması insanın saygınlık ve kerametine aykırı olduğu için caiz görülmemiştir. Ancak zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir. İslam alimleri karnında canlı halde bulunan çocuğun kurtarılması için ölü annenin karnının yarılmasına, başka yoldan tedavileri mümkün olmayan kimselerin kırılmış kemiklerinin yerine başka kemiklerin nakline, bilinmeyen hastalıkların teşhis ve tedavilerin sağlanabilmesi için yakınlarının rızası alınmak suretiyle ölüler üzerinde otopsi yapılmasının caiz olacağına fetva vermişler. Canlı bir kimseyi kurtarmak için ölünün vücut bütünlüğüne müdahale etmeyi caiz görmüşlerdir. Aynı şekilde açlık ve susuzluk gibi hastalığı da haram-ı mübah kılan bir zaruret saymışlar. Başka yoldan tedavileri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle tedavilerini caiz görmüşlerdir.
Günümüzde kan, doku ve organ nakli tedavi yolları arasına girmiş bulunmaktadır. O halde bazı şartlara uyulmak kaydıyla hayatı veya hayati bir uzuvu kurtarmak için başka çare olmadığında bazı şartlara uyularak kan, doku ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz olması gerekir. Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Ayeti de buna ışık tutmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmek kaydıyla organ nakli caiz olur. Nitekim İslam Konferansı'na bağlı uluslararası bir fetva kuruluşu olan Mecelletül Fıkhul İslam İslami de bu istikamette karar almıştır. Buna göre zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çare olmadığını mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlar tarafından tespit edilmesi. B. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine zannı galibin bulunması. Yani o dönemin tıbbının, ilminin bu şekilde bir kanaate sahip olması. C. Organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması. Eğer organ canlı bir insandan alınacaksa, bu organın alınan kişi de donör, temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakmaması. D. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı olmamak şartıyla yakınlarının rızasının sağlanması. E. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması. F. Tedavisi yapılacak hastanın kendisine yapılacak bu nakle razı olması. G. Devlet kontrolü altında bu işlemin yapılması gereklidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.